Ve yine bir çarşamba akşamı yeni bir Kıbrıs üçgeni ile yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Kıbrıs'ın kaderini etkileyecek, etkileyen ne varsa masada konuşmaya, programda konuşmaya devam ediyoruz. Akademisyen Profesör Doktor Sayın Ata Atun'la beraber öncelikle kendisine bir merhaba diyelim. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Kıbrıs'ın kaderini etkileyen konular, Kıbrıs müzakereleri, görüşmelerin dışında tabii mesela şu su meselesi ki geçtiğimiz hafta detaylıca teknik konularla değerlendirme fırsatı bulmuştuk. Bunun diğer yönlerini de bu programa bırakmıştık. Bu programda birlikte yine gündeme getireceğiz konuları. Bugün bir bakanlar kurulu toplandı, 6 saat kadar görüştüler ama acaba su konusuyla ilgili bir açıklama gelir mi diye bekledik. Beklediğimiz gibi olmadı, bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi'nden de bir karar çıkar mı diye beklemiştik. Ondan da bir karar gelmemişti. Bundan sonra ne olacak diye beklerken Veysel Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanı önümüzdeki hafta bir görüşme olacağını ve burada bir kararın çıkmasını ümit ettiklerini belirtti. Yaşananlar için de üzüldüğünü açıkça ifade etti. Hatta birazdan da bakarız neler söylemiş başka diye. Durum bu şekilde. Bundan sonra ne olacak? Önümüzdeki hafta neler yaşanabilir? Su ile ilgili bu krizi çözebilecek miyiz? CTP'nin formülü kabul edilebilecek mi Ankara tarafından? Merak ediyoruz açıkçası. Şimdi tabii sözlerinin başında sıcak olaylardan, sıcak gelişmelerden bahsettim. Bunlardan bir tanesi önümüzdeki haftalarda eminim tartışmaya açacağımız Anastasiadis'in Türkçeyi Avrupa Birliği'nin geçerli dillerden bir tane olması için başvuru yaptığına dair haberdi. Bu tabii tamamen kandırmacaya yönelik bir haber. Bunu ben sevgili seyircilerimize iletmek isterim. Önce bize gömleğimizi kaybettirdiler. Şimdi de bu kaybettirdikleri gömleği hokus pokus çıkarıp üstümüze giydirmeye çalışıyorlar. Burada Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıslı Türklere attığı korkunç bir kazık var. Bunu bilmemizde çok iyi fayda var. Rum yönetimi 1 Mayıs 2004'te Avrupa Birliği'ne girerken ana dilini İngilizce ilan etti. Bunu bilmekte çok büyük fayda var. Niçin? Çünkü Avrupa Birliği'nde sizin görev yapmanız için, çalışabilmeniz için bir Avrupa Birliği dilini, üye ülkenin bir dilini daha bilmek zorundasınız siz. Ve döndü bunu Rumca olarak beyan edip bütün Avrupa Birliği'nin birimlerinde iki dil bilerek çalışmaya başladılar. Ama Kıbrıslı Türkler başvurduğunda hem İngilizce hem Rumca isteniyor kendilerinden veya İngilizcenin yanında bir dil daha isteniyor. İşte Hırvat, diyelim Hırvatça, diyelim Letonyaca, diyelim üye ülkelerden bir tanesinin dili daha istenmekte. Ve burada bizim insanımız bu nedenle çok fazla bir dilden fazla dile hakim olmadıkları için maalesef şey yapamıyorlar, görev alamıyorlar. Bu yüzden aslında bizim en doğal hakkımızdı. 1960 Anayasası'nda yer alan maddeye göre Türkiye Türkçe Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 3 ana dilinden bir tanesidir. İngilizce, Rumca ve Türkçedir. Ama Rumlar bunu beyan etmediler 1 Mayıs 2004'te. Sırf Türkleri izolasyon altında tutmak için. Kasten bunu yapıyorlar. Sonra dönüyorlar bir de utanmadan diyorlar ki Türkiye adadan çekilsin, izolasyonlar kalksın. İzolasyonları koyanlar kendileri, bize kazığı atanlar da kendileri. Ercan Havaalanı'nın uçuşa açılmaması, Mausa Limanı'nı yasak ilan eden gene kendileri. Ama dönüyorlar topu hep Türkiye'ye atmaya çalışıyorlar. Sanki de bütün suçlu Türkiye'ymiş gibi. Ve Anastasiadis'in bu açılımını ya da sözde açılımını bir jest olarak değerlendiriyor Kıbrıs'ı Türk medyası. Ne jest değil, bu zaten bizim en doğal hakkımızdı. Bizim önümüzü kestiler. Bize bile bile kötülük ettiler 1 Mayıs 2004'te. 3 kağıda getirdiler Avrupa Birliği'ni de. Nereden İngilizce Rumların ana dili oldu ben anlamıyorum. Yani evde anasından, anasıyla çocuğu İngilizce mi konuşuyor? Yani bu kadar büyük bir yalan, bu kadar büyük bir sahtekarlık yapılması mümkün değil. Ve bu nedenle de bu konuyu da tartışmamız gerekir bizim birkaç hafta sonra. Nasıl olsa bu konuyu hakkında araştırmacılar da bilgiler ortaya koyacak. Ben gelecek hafta
büyük bir olasılıkla pazartesi günü bu konunun tüm detayını yazacağım. Evet. Tüm detayını. De... Rumlar bize nasıl kazık attı? Rumlar nasıl bizi dünyadan silmek istiyorlar? İzole etmek istiyorlar? Ellerine geçen her fırsatta nasıl kazık atmak istiyorlar? Bunları yazacağım. Bir aslında. De Davos tabii gündem maddesi olacak önümüzdeki hafta. Evet. Sayın Akıncı'nın dönüşüyle beraber yeni haftada. Buradan bir şey çıkarsa ya da görüşmelere dair, açıklamalara dair detayları da bu konu gibi birkaç konuyla birlikte birleştirerek yine gündeme getirebiliriz. Bunun dışında varsa başka bir detaya değinmek istediğiniz, isterseniz su meselesiyle devam edelim. Suyla zaten geçen hafta bu konuyu ağırlıklı açığa olarak, getirdik. Evet. Suyla devam etmekte büyük fayda var. Çünkü ortada yanılgılı bilgiler, yanlış bilgiler, komplo evet. teorileri var. Aslında beni en çok korkutan su konusunda Kıbrıslı Türklerin sırtına Kıptekin aynısı gibi ikinci bir kamburun binmemesidir. Şimdi Kıptek'te hatırlayın 2 sene evvel Kıptekin yönetim kurulu başkanı 125 kişi aldı. Ben bunları sezonluk aldım, direklerin dibini temizlemek içindir dedi. Aldı ve kaldı. Şimdi bütün onların maaşı, üstelik maaşları 12 tane değil, maaşları 13 tane de değil. Maaşları tamı tamına bir yılda 39 tane. 39 tane 13 tane maaş alıyorlar. 26 tane de yan maaş alıyorlar. Bu yeni girenler dahil mi? Hepsi dahil bunun içine. Bunun bütün yükü Kıbrıslı Türklerin sırtında. Habire istihdam yapıyorlar. Habire Kıptek'e adam aldılar. Döndüler bunun bütün masrafını da Kıbrıslı Türklerin sırtına yüklediler. Petrol fiyatı düşer. Benim elektrik fiyatım düşmez. Bütün dünyada elektrik santrallarının giderinin %85'i yakıttır. Bizde %65'tir. Geri kalan %35 de personel giderleridir. Ve araştırma, geliştirme veya tamir giderleridir. Yani olamaz. Böyle bir yük bir daha bu toplumun sırtına bunun benzeri bir tane daha gelmemesi lazım. Evet, kadrolaşmaya karşı olduğunu söyleyen Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümeti de biliyoruz ki önceki dönemlerde madem kadrolaşmaya karşılar Kıptek'te niye yeni aldıklarını atmıyorlar dışarı? Çok sayıda kişinin girişine izin verdiler. Aynen o çoğu şekilde. Çoğu da CTP'liydi. Bunu da sorduk. Bunu CTP'li bir isim, hatta ismini söyleyelim canlı yayında, Sayın Kutlay Erk, bu bir namus borcuydu dedi. Her ne ve kadar bir önceki dönemde aldı, doldurdu ulusal Kıptek'in birlik partilerin biliyorsunuz ki bazı noktalardan görevden alınışlarına karşılık olarak CTP'nin yaptığı bu harekette kabul edilememişti, anlaşılamamıştı. Peki suyla ilgili bugün son 2 gündür açıklamalarıyla sitem dolu mesajlar veren aslında Kıbrıs Türk kamuoyuna, Kıbrıslı Türk siyasilere daha doğrusu Sayın Veysel Eroğlu yaptığı açıklamalarla dikkatleri çekiyor. İsterseniz bugün neler söylemiş? Bir basın toplantısı düzenlemişti Veysel Eroğlu. Buradaki bazı ifadelerin altını çizmekte fayda var. Biraz da kendince değerlendiriyor duruma bakışını. İsterseniz bir gidelim neler söylemiş Veysel Eroğlu basın çok toplantısında. Çok iyi olur, çok iyi olur. Birlikte dinleyelim. Su konusunu detaylarından birlikte tüm dinleyicilere aktarmakta fayda var. Umarım dalga dalga da yayılır. Çünkü belli kişiler belli bir şekilde bu su konusunun üstünde bir yeni bir şirket kurmak, şirket demeyeyim de yeni bir kit, kamu iktisadi teşebbüsü kurmak, içine akrabalarını, yandaşlarını, partilerini doldurmak, bunun tüm masrafını da vatandaşın sırtına yüklemek art niyetindeler. Bütün şey bu, bütün gidecek olan hedef bu. Halbuki burada Türkiye'den gelen pırıl pırıl bir su var. Bu bir Toroslardan gelen pırıl pırıl damıtılmış, doğa tarafından darıtılmış, kirlenmemiş mükemmel bir su. Bizim arayıp bulamayacağımız bir su. Şimdi bunun üstüne çöreklenmek istiyorlar. 40 tane komplo teorisi uyduruyorlar. Ama asıl maliyet bunun üstüne göreceğiz ileride. İnşallah olmaz. Eğer bu iktidarın düşüncesinde bir kit kurulacaksa bu kitin getireceği kambur bu suyun fiyatlarını bayağı da yükseltecek. Buna hep birlikte bizim karşı çıkmamız lazım. Evet. Kıbrıs Türk Halkı olarak. Şimdi seyredelim, evet. Görelim. Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su projesiyle, su temin projesiyle ilgili açıklamalarının da bulunduğu o basın toplantısına gidelim. Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su temin projesine ilişkin bilgi verdi. Oradaki dağıtım, içme suyu arıtma tesisi, ana dağıtım hatları, içme suyu depoları, yani Kıbrıs içindeki dağıtımlar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yapılacak. Fakat bunlar bu işi, projesini daha yapamadılar. Ben bunu gördüm. Hatta benim yetkim olmamasına rağmen, bana bir yetki verilmemesine rağmen onların projesini reisen talimat vererek yaptırdım. Bunu yapın dedim. Bunu çünkü gecikirse orada biz suyu barajı iletiriz. O su orada bekler. Dağıtılamadıktan sonra ne kıymeti var? Eroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin karar vermesini beklediklerini ifade etti. Yani orada bir karar verememezlik var. Biz şunu söyledik. 500-600 milyon daha harcayalım. Orayı dört dörtlük çiçek gibi yapalım. Dört dörtlük şebekeyi yapalım. Kanalizasyon sistemi yapalım. Atık sarıtma tesisi yapalım. Artılmış suları sulamada kullanalım. Sulama şebekesini yapalım. İşletelim. Size ondan sonra teslim edelim dedik. Beyefendiler karar verecekler. Adaya ulaşan suyun yeraltı sularını beslemeye başladığını belirten Eroğlu, bir yandan da barajı doldurmaya devam ettiğini kaydetti. Peki su ne olacaktı diye söyleyince ben orada yeraltı suyu çok azalıyor. Çünkü çeke çeke artık biliyorsunuz denizde yakın olduğu için deniz suyu girişimi olabilir yeraltı suyuna. O zaman çok tehlikeli. Yani bir yerde tatlı suyu belli bir aşağı çekerseniz basınçta tuzlu su girişimi olur. Ben de arkadaşlara dedim ki ya araziye verin bunu, biz yeraltı suyunu besleyelim. O da büyük bir kazanç. Biz yeraltı suyunu beslemeye başladık. Şimdi de arkadaşlar efendim bir de Geçitköy Barajı'nı tam silme dolu yapalım dediler. Su şu anda akıyor ama bir kısmı yeraltı suyunu besliyor. Bir kısmı barajı dolduruyor. Böyle bir durum var yani. Evet, son iki gündür düzenlediği basın toplantılarıyla Kıbrıs'taki su yönetimi krizine ilişkin de açıklamalara değinen Veysel Eroğlu'nun yeni bir mesajını dinlemiş olduk. Dün yaptığı açıklamada su hazır ama kim işletecek belli değil. Orada karar verilemiyor maalesef. Bir an önce karar vermelerini rica ediyoruz demişti Veysel Eroğlu. Bugün yaptığı açıklamayı da hep beraber dinledik. Beyefendileri bekliyoruz dedi. Bazı ifadeleri var belki kulağa ters gelebilecek ama sanırım Veysel Eroğlu bu kadar fedakarlığa rağmen görmüş olduğu tavır karşısında rahatsızlığını bir şekilde vücut dilin kadar artık diliyle de ifade etmeye başladı. Bunlar bu projeyi de yapamamışlardı. Projesini dahi yapamadılar. Sorumluluğu yani görevi üzerinde olmamasına rağmen sorumluluğu üzerine alarak bu konuyla ilgili de görev verdim, projeyi hazırlattırdım dedi. Bekliyoruz diyor ve üzgün olduğunu belirtiyor. Biraz da sitem ediyor aslında. Nasıl değerlendiriyorsunuz Veysel Eroğlu'nun bu konuyla ilgili ruh halini, görüntüsünü? Mert Bey, yani nasıl sitem etmesin? 1995'te bu fikri biz fiiliyata geçirelim demişler. 95, tam 21 yıl evvel bu adamlar demişler ki devlet su işleri, Kıbrıs'ta artık su tuzlanmaya başladı. Yeraltı suları tatlı suyu çektikçe tuzlu su içeri girmeye başladı. Bunun önü bir felakettir. Biz bir proje çalışması yapalım. Ve bu adamlar 21 sene evvel bunu düşünmeye başlamışlar. Düşünüyorlar. Hayal güçlerini, mühendislik bilgilerini, teknolojiyi bir araya koyup biz bunu nasıl yaparız diyorlar. Ve ondan sonra önce bir projenin hazırlanması ihalesine çıkıyorlar. Ondan sonra projenin hazırlanması ihalesi bitiyor. Proje hazırlanıyor. 2007 bunun fizibilitesi, bakıyorlar ki olabilir. Fizibilitesi projenin araştırılıyor. Geçen hafta hep anlattık bunları. Bakıyorlar ki yapılabilir. Düğmeye basıyorlar. 2010 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetiyle bir protokol yapıyorlar. 2010, 6 sene evvel veya 5,5. Bu protokolün içinde ne yazıyor? Veysel Bey söyledi. Ne yazıyor? Suyun baraja kadar gelimi Türkiye'nin sorumluluğunda, barajdan sonra dağıtımı KKTC'nin sorumluluğunda, bunun da altyapısını KKTC yapacak. Doğrudur. Ama aradan geçmiş 5 yıl, KKTC 2012'de bir protokol daha imzalamasına rağmen bir çivi bile çakmamış. Çünkü bütçenin parası memurlar tarafından sömürülmekte. KKTC'ni yaşayan bir tek grup var. O da memurlar.
başka yaşayan hiçbir insan grubu yok. Fakirim, fukaram devlet bütçesinden 5 kuruş almıyor. Devlet bütçesini kene gibi sömürüyorlar. Kanını emiyorlar memurlar. Bunu bilmekte fayda var. Ben vatandaş olarak verdiğim verginin karşılığını hizmet olarak almak isterim. Almıyorum. Yollara bakıyorum. Türkiye'nin yaptığı yolların dışındakiler çukur gibi. Çukur, bildiğiniz çukur dolu. Elektrik santralım hala benim yeterli değil. Adamlar 39 tane maaş alıyorlar. Maaş alacaklarına 39 tane Kıptek'e yatırım yapması lazım. Son 2 haftadır Rum tarafından biz elektrik alıyoruz. Yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Bütün devlet kuruluşlarını, bütün devlet yapılarını. Ve biz 2010'dan sonra bir tek çivi çakmamışız. 2012'den sonra bir tek çivi çakmamışız. Bu su nasıl dağıtılacak aklımızdan bile geçirmemişiz. Veysel Eroğlu. En nihayet ne diyor ki? Baktım gördüm yapmayacaklar. Verelim bir 5-6 milyon Türk lirası daha. Biz yapalım bunu. Şimdi bütün Kıbrıs'a haritasına baktım. 5 ayrı bölgede 5 ayrı su dağıtım sistemi var. Güzelyurt, Girne, Lefkoşa, Mausa ve Karpaz. İskele bölgesi. Hepsini farklı farklı renklerle çizmişler. Hepsinin kilometreleri yazıyor. Şimdi bunların hepsini de Türkiye Cumhuriyeti yapıyor. Çünkü benim hükümetin parmağını bile kıpırdatmamış. Arıtma tesislerini de gerçekleştirdik. Hiçbir şey yapmamışız. Ne arıtma tesisleri ne boru. Hepsini bunların şimdi Türkiye yapıyor. Raporlara bakıyorum. 125 bin dönüm sulanacak. Tarımsal alan kuru 125 bin dönümlük toprak suluya geçecek. Şimdi bu maksimum 40. Maksimum 40 ile çarpayım ben bunu. 125 bin dönüm 5 milyon dönüm ediyor. 5 milyon dönüme eşit. Yani ben 40 misli topraklarımı büyütmüş oluyorum. Veya topraklarımdan 40 misli fazla verim gelir alıyorum. Elde etmiş evet. Alıyorum ben. Kuru toprağın tuta. Fakat çıkıyor. Bir siyasi partinin bir komisyonu ve diyor ki ya Türkiye fahiş bir fiyat koyarsa. Türkiye bugüne kadar nerede fahiş fiyat koydu? Neyin fahiş fiyatını koydu da suya koyacak? Senin askerini ödeyen Türkiye. Senin polisini ödeyen Türkiye. Senin bütün memurunu ödeyen Türkiye. Bütün bütçenin açığını kapatan Türkiye. Bir de adamlardaki düşünceye bak siz. Ya fiyatı yüksek tutarsaymış. İtirazı oymuş. Sanki biz bugüne kadar Türkiye'den kazık yedik de. Bundan sonra o kazık devam edecek. Yani mantığın yanlışlığı burada çıkıyor ortaya. Aksine aldatıldığını söylediğimiz Türkiye. Ben anlayamıyorum. Peki. Yani hakikaten şimdi anlayamıyorum. Şimdi bazı şeyleri anlamak lazım. Bu mantığı anlayamıyorum biz, ben bir türlü. Biz bazı programlarda defalarca ben dile getirdim. Az önce 2010 yılında bu protokol, daha doğrusu bu çerçeve anlaşma imzalandığında imzalandıktan 8 ay sonra göreve oturan ve 2 yıl boyunca da görevde kalan, bu su projesi devam ederken Veysel Eroğlu ile sık sık görüşen Sayın Ali Çetin Amcaoğlu ile beraberdik. Geçtiğimiz hafta yine sanırım salı ya da perşembe günü Sayın Hamit Bakırcı ile beraberdik. Ben öte yandan aynı evet. zamanda Sayın Hakan Dinçürek ile de görüştüm. Sayın Erkut Şahali ile de görüştüm. Ve bir iki soruyu sordum kendilerine, aldığım yanıtları değerlendirdim. Yayınlarda da söylüyorum. Konu geldi, sizinle de paylaşmak için hem de görüşlerinizi almak için şimdi dile getireceğim. Öte yandan bugün CTP'nin yönetim kurulunda bulunan su konusuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan bir zat var. Akademisyen Sayın Hasan Ulaş Altıok. Medyaya yansıyan bir açıklaması var yaptığı açıklamalarda. Onun da su konusuyla ilgili çok daha farklı bir görüşü olduğunu, CTP'nin çok farklı bir görüşü olduğunu anlıyoruz. Nedir bu konular? Onlara bir girelim isterseniz. En önemli konulardan bir tanesi, bu suyla ilgili çekincelerden bir tanesi. Bugün kullandığımız sudan ya daha pahalı su kullanacak olursak, yani bugün bize satılan sudan daha pahalı su ödemek zorunda kalırsak. Şimdi bu bir soru, birinci soru. İkinci soruysa, Türkiye... Daha ucuz olursa farkını hocam, Türkiye'ye verecek mi? Şimdi... Türkiye'ye ödeyecek mi farkını? Yani tam komplo teorisi şimdi üretiyor adamlar. Devam ya. Edelim. Hepsini tamamlayayım hocam. Allah şöyle Allah. Bir şey var. İkincisi, Türkiye Anamur'dan, Dragon Barajı'ndan, Dragon Nehri'nden, Çayından, Alaköprü Barajı'nda bireken suyu KKTC'ye pompaladıktan sonra bunun için
pompaladığı su miktarı başına bir para temin edecek mi? Yani daha basit bir miktar ifadeyle KKTC'ye kim işletirse işletsin. Bu su satılacak mı? Bu ikinci soru. Şimdi Mert Bey, buraya bir nokta koyalım. Hemen lütfen. Üçüncü soruyu da soracağım, size bırakacağım. Ben peki, bir tamam. şey söylemek tamam, istiyorum. Tamam, söyleyin. Türkiye Cumhuriyeti 1963'ten beri benim memurumu ödüyor. Ödüyor. Ve bunun hepsini önce borçhanesine yazıyordu. Baktı gördü gelen giden para yok. Hepsini hibeye çevirdi. Şimdi bugünün rayiçlerinle 74'ten sonrakini bir kefeye koysam, yani 41,5 yılı, hadi 42 yıl diyelim, 41 yıl diyelim, keselim buçuğunu. Yani 41 yıl, yılda 2 milyar Türk lirasını koyduğunuzda 80 milyar Türk lirasını Türkiye aldı mı bizden? Faizini de koyalım mı? Yok, koymadık daha onu. Onu koyarsam 240 milyara çıkacak. Çünkü her 9 yılda bir kapitalize olur bu para. Sen hangi istersen %6 faiz koy. Her 9 yılda bir %9 kayarsan her 6 yılda bir kapitalize olur bu. Yani Türkiye Cumhuriyeti bu parayı almamış, bu parayı talep etmemiş, hiç ağzını açıp laf bile etmemiş. Şimdi burada bir komplo teorisi var. Ya bizim biçtiğimiz fiyattan fazla olursaymış. Yani bu bana çok mantıksız geliyor. Daha ucuz olursa ödeyecek mi farkı Türkiye'ye? Öyle bir şey var mı bu kararda? Evet. Öyle bir şey yok. Bakın, sadece bunu bulandırmak, karartmak, kirletmek için fikir üretiyorlar. Başka yaptıkları hiçbir şey yok. Sayın Kenan Akın da programımıza katılmış, bir ifadesi var, izliyor. 1996'da Tarım Bakanlığı'nın döneminde Sayın Eroğlu İSKİ Genel Müdürü'ydü. O dönemde telefonla yaptığımız görüşme sonrası 20 yıldır bu konuya kafa yorduklarını belirtiyor. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bir karınca boyu iş yapmadık diyor. Sayın Kenan Akın da bizi izliyor şu anda. O da bunu ifade ediyor. Şimdi sorulara geçelim. Neden? Bakın, çünkü bu sorduğum sorulara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentosu içerisinde aynı soruları pek çok milletvekiline, hali hazırda bugün görevli milletvekillerine sordum. Bugünkü tartışmalara bakıyorum, açıklamalara bakıyorum, eski bakanların söylemlerine bakıyorum. Mutlak bir konu var ki görüş ayrılığı var. Bir, bu su projesi finansmanıyla beraber, yatırımıyla beraber hibe midir, değil midir? Hibedir diyenler var, hibe değildir diyenler var. İki, Türkiye bu suyu KKTC'ye satacak mı, işletici firmaya satmayacak mı? Satacak diyenler var, hayır satmayacak. Projenin olduğu gibi, yatırımın olduğu gibi su da hibe olacak diyenler var. Üçüncü konuya da gelelim. Üçüncü konuda aynı zamanda 2010 yılında imzalanan protokoldeki bir madde, makul bir kar oranıyla suyun satışı derken, bunun içerisine bu finansman, maliyet, amortisman, işletme giderleri dahil olacak mı, olmayacak mı tartışması var. Şimdi bunlara teker teker isterseniz girelim. Ben son görevli 3 bakanın da ifadelerini size net bir şekilde anlatayım. Siz de yorumlarınızı isterseniz ekleyin buna. Sayın, bugün programa katılan Sayın Ali Çetin Amcaoğlu, %100 hibe bir projedir. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden bir para kazanma gibi bir beklentisi hiç olmadı. Yok. Olmayacaktır. Net ifade bu. Suyu da satmayacaktır. Su da hibedir projeyle birlikte. Evet. Türkiye'nin görevi de bu suyu baraja kadar aktarmaktı. Fazlasıyla da yaptı diyor. Sayın Hamit Bakırcı, o da aynı şekilde %100 bu işin hibe olduğunu söylüyor. Suyun da KKTC'ye satılmayacağını söylüyor. Sayın Hakan Dinçüre'ye de sordum. O da hiç detaya girmeden net bir şekilde ifade etti. Türkiye'nin bu projeyle ilgili bir gelir beklentisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden kesinlikle yoktur diyor. Yani hibe ve suyun satışı ile ilgili iddiaları reddediyor, bir kenara koyuyor. Sayın Erkut Şahali'ye sordum. Sayın Erkut Şahali de şunu söylüyor. Ben diyor beyanlara bakmam. Evet, beyanlara bakıldığında bu su da projede hibe gibi görünüyor. Ama elinde diyor bir 2010 protokolü var. Ve burada da madde 3 der ki bu suyun, bu projenin maliyeti, finansmanı, amortismanı işletme giderleri üzerinden makul bir kar oranıyla satılması şeklinde bir ifade var diyor. Ben bu ifadeye baktığımda diyor bu hibe değildir diyor. Ama sonuçta da diyor nihai bir anlaşma henüz söz konusu değil. Buna göre bir yorum yapabiliriz diyor. O da çok mantıklı konuşuyor. Ama Sayın Hamit Bakırcı diyor ki madde 3 ile ilgili olarak. O diyor orada bahsedilen konu KKTC'nin yükümlülüğünde olan suyun şebeke içinde dağıtılması ve aynı zamanda diğer tesislerle ilgili maliyetleri işaret eder diyor. Şimdi Sayın son 3 millet bakan ve mevcut bakana sordum.
Böyle yanıtlar aldım. Milletvekilleri farklı farklı söylemlerde bulunuyor. Az önce bahsetmiş olduğum CTP Parti Meclis Üyesi Akademisyen Hasan Ulaş Altıok, yayından önce ulaşmaya çalıştım kendisine, soracaktım, ulaşamadım ne yazık ki. Su komitesinde görevli. O da diyor ki bir ifadesinde, hatta okuyarak izleyenlerle paylaşayım, yanılmayalım, ondan sonra sözü size bırakacağım. Diyor ki net bir şekilde, şimdi diyor eğer, aynen okuyorum, suyun güzel yıldaki satış fiyatı ton başına mesela 7 liradır derse Türkiye, biz bu suyu nasıl alıp satabiliriz ki bu fiyata? Bizim ortalama ton başına su 1.6 lira iken 7 liraya suyu neden alalım ki? Bu nedenle bir fiyat belirlenmesi lazım ve bu su belirlenen fiyata Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları tarafından adaya girdiği anda satın ve teslim alınması gerekiyor. Bu fiyat da makul olmalıdır demiş. Şimdi buradan da anlıyorum ki ilgili isim Sayın Altıok suyun KKTC'ye satılacağını söylüyor ki bu aynı zamanda CTP Parti Meclisi üyesi bir akademisyen, böyle bir yorumda bulunuyor. Onun da anladığı kadarıyla bu su KKTC'ye satılacak. Şimdi nedir durum? Ne dersiniz? Yazıklar olsun derim. Sadece yazıklar olsun derim. Şimdi ben politik analizciyim. Bakın bu konuda masterim var benim. Evet. İnşaat mühendisliğim bir tarafa, politik analizde de benim masterim var ve doktoramı bitirmek üzereyim. Bayağı kendimi o konuda yetiştirdim. Şimdi biraz geçmişe dönelim. Buyur. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde paralı yolumuz var mı? Hayır. Hiç paralı yol gördün yok, mü sen? Yok, hayır. Paralı yol görmedin. Ben görmedim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Ben de görmedim. Evet. Ama bütün yollarımızı Türkiye Cumhuriyeti yaptı bize. Yani Türkiye Cumhuriyeti yolları yaptıktan sonra bir tane oraya bariyer mi koydu girişine ve çıkışına ve dedi buradan geçecek olan Mausa'nın Lefkoşa Mausa arası yeni yoldan giden 5 lira ödeyecek. Eski yoldan zaten tek şeritler, isterseniz oradan gidin para ödemeyin. Böyle bir şey dedi mi? Yani. Dedi mi? Evet. Şimdi bunun sudan ne farkı var? Yani bana biri çıksın söylesin. Bizim telefon sistemimiz 90'da yenilendi. Analogdan dijitale geçti. 90'lı tam 90 92 91 olabilir. Peki Türkiye Cumhuriyeti bize dedi mi? Ben ayrı bir hat kuruyorum. İşte bu dijital hattır. Sizin 70 senelik analog hatlarınız da kalsın. Analog hatları siz kullanırsanız işte dakikası 1 lira. Benim dijitali kullanırsanız dakikası 5 lira. Sen böyle bir şey duydun mu? Ben de duymadım. Yani Türkiye Cumhuriyeti aslında bizim kalkınmamız için gayret ediyor. Bizim en iyi bir şekilde çağı yakalamamız, insanca yaşamamız için elden geleni yapıyor. Ercan 82'de yapıldı. Ercan Havaalanı. 1982. Belki bir yıl daha yanılıyorum. Daha fazla değil. 82'de yapıldı. Ne vakit bu özelleştirildi? 2012. Aradan geçti 30 yıl. Biri bana desin, şimdi bağlansın televizyona ve desin ki 82'den 2012'ye ben çivi çaktım Ercan'a. Bir tek çivi çakılmadı. Ercan'a bir tek bakım yapılmadı. Biz hazıra konduk. Türkiye Cumhuriyeti demedi. Bakın burada bir Ercan Havaalanı var. Siz isterseniz bu toprak havaalanından uçun. Ben sizden para almayacağım. Ama Ercan'dan kalkan uçakların her birinden 2000 dolar istiyorum. Sen böyle bir şey duydun mu? Buna şunu söyleyebilirler size. Evet, devlet olarak bunu istemedi ama işte özelleştirilmesi yöntemiyle bir şekilde, işte örnek verelim, eleştiri bu. Türkiye'de AK Parti hükümeti kendine yakın şirketlerin buradaki özelleştirme projelerinde başına geçmesini istiyor. Devlet olarak istemiyor bunu ama işte tırnak içinde söyleyelim, yandaş şirketler üzerinden bir şekilde kendine pay biçiyor. Mert Bey iyi denilebilir. Ki tamam, bunu desinler, hiç önemli değil. İyi ki özelleşti Mert Bey. İyi ki özelleşti. Size de mi söyledim? 82-2012. Bir tek çivi çakılmadı Ercan'a. Klimaları bozuldu. Yaz günü geliyordunuz. Bunun için cayır cayır sıcak Ercan Havaalanı'nın. Ne oldu bu klimalar? Klimalar bozuldu. Bakım yok. Niye yok? Hükümette para yok. Ve Ercan'a hiç bakım yapılmadı. Bir tek kuruşluk bakım yapılmadı. İyi ki özelleşti. İyi ki özel aldı. İyi ki bunu geliştiriyor. Bir de tam dikey olarak kuzey-güney istikametinde de veya kuzey-doğu güney-batı istikametinde de bir pist daha yapıyorlar. Keşke bunların hepsi özelleşti. Çünkü özelleştiğinde hemen bakım fırlıyor. Bakım gelişmeye başlıyor. İnanmayacaksınız Mert Bey, yürekler acısıydı. 2012'deki Ercan'ın durumu yürekler acısıydı.
Şimdi yüzüne bakılır, kullanılabilir, yazın klimalı, kışın kaloriferli, bütün sistem gayet güzel çalışan bir havaalanım var benim orada. İyi ki özelleşti, iyi ki bunu yaptılar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti burada her türlü katkıyı Kıbrıslı Türklere karşılıksız koyarken, vermiş olduğu milyarlarca liranın karşılığını istemezken sudan kâr etmeyi mi düşünecek? Yani bu kadar... Kârı bıraktım. Bu kadar, suyu satmayı düşünür mü? Yani suyu satıp kâr mı edecek? Yani ben buna açıkçası çiğ düşünce diyorum. Bu sadece bu işi bulandırmak, üstüne kara çalmak için yaratılmış yapay bir gerekçe. Geçmişe baktığımda ben bu uygulamayı görmüyorsam, geleceğe baktığımda niye göreyim? Böyle bir niyet ortada bugüne kadar 42 yıldır olmamış. 63'ten alırsam bugüne kadar 53 yıl hiç böyle bir uygulama olmamış. Türkiye bize kol kanat germiş. Her şeyimize destek çıkmış. Bir tek kuruş istememiş. Çıksın 63'ten 2016'ya kadar devlette görev yapmış siyasilerimiz. Maliye Bakanımız uzun yıllar Rüstem Bey'di. Allah uzun ömürler versin kendisine. En kötü zamanda Maliye Bakanlığı yaptı. 5 kuruşumuz yoktu. Rüstem Bey dahil olmak üzere çıksın biri desin ki biz Türkiye'ye falanın parasını ödedik. Falan hizmetin parasını ödedik diye. Bugüne kadar biz Türkiye'ye bir tek kuruş ödemedik. Türkiye Cumhuriyeti bizden hiçbir şekilde para kazanmayı da düşünmedi. Ama işte buradan bir grup insan sırf bu işi tökezletmek ve bunu kahramanlık addediyorlar. Bu da bana çok garip geliyor. Neye karşı kahramanlık yapılmaktadır? Ben bunu da anlamış değilim. Peki. Yani Türkiye'nin neden böyle bir derdi olsun diyorsunuz ve aynı zamanda demek ki... Nasıl olabilir ki? Demek ki bakın yani ben kaç önemli milletvekili yapmış isimlerle de görüştüm. Bizim parlamentonun da yani olan gelişmeleri okuyuşu farklı. 50 milletvekilimiz var. Su konusuyla ilgili özelde görüşseniz 50'sinden de belki farklı şeyler duyacaksınız. Yani bu da işin ilginçliğini gösteriyor. Şimdi Sayın Hasan Ulaş Altuğ'un açıklamaları, tabii bunu CTP Parti Meclisi adına ben değerlendiriyorum. Medyaya da yansımış, bir gazeteye de düşmüş haber. Şimdi tabii ki kendisine şu anda söz hakkı verme durumumuz yok ama programımıza bağlanırsa seve seve alırız görüşlerini ya da bir gün program yaparız kendisiyle de. Memnuniyetle yaparız. Evet, bu bağlamda yanlış anlaşılmasın. Hani tek taraflı arkadan bir çok durum söz konusu yok. Çok da iyi olur. Şunu söylüyor, Türkiye Cumhuriyeti önerisi neden reddedildi? 3 maddeyle açıklanmış haberi, özetlenmiş açıklamalarından Sayın Altuğ. 1. Belirsizlik vardı. Su adaya giriş noktasında özel bir şirkete devredilecekti. 2. Kuzey Kıbrıs'taki tüm yeraltı kaynakları dahil su yönetimi özel bir şirket eliyle tekelleşecekti. 3. Suyun işletmesi yanında fiyatının belirlenmesinde de yeterli söz hakkımız olmayacaktı. Bu yüzden Türkiye'nin önerisi reddedildi diyor Sayın Altuğ. Şimdi bunlara bakalım isterseniz. Ne dersiniz bu iddialara ya da bu açıklamalara? Şimdi bunlara tek tek bakalım. Biz niye örnekler vererek bakmak istiyorum buyurun Mert efendim. Bey. Tabii buyurun. Niye biz gelip KKTC'de bir elektrik şirketinin santral kurmasına müsaade etmiyoruz. Dönüp İngiliz'in 1950 yıllarda çıkardığı bir yasanın arkasına saklanıyoruz. Ve diyoruz ki hayır durun bakalım elektriği Kıptek üretebilir. Aksa da işte izin verdi 2005-2009 yılları arasında CTP hükümeti. Ama Aksa Kıptek'e satacak, Kıptek de vatandaşa satacak. Peki biz niye hem doğadan, güneşten ve rüzgardan elde ettiğimiz dönüşebilir enerjiyi elektriğe dönüştürecek imkanı bütün yatırımcılara tanımıyoruz. Gelmişiz 1 megawatttan kısıtlamışız. Niye? Çünkü Kıptek'in içindeki beslemeleri beslemek için. Yani biz vatandaşın ucuz elektrik almasını orada bir kesim 3-500 kişinin menfaatine aman dokunulmasın diye önlüyoruz. Şimdi kafa mantık bu yönde. Mantık bu yönde. Halbuki Kıptek'in karşısına özel şirketleri çıkarması lazımdı. Bana göre Aksa gibi 10 tane şirket olması lazımdı burada. Bütün koşulları koyar, Kıptek de onlarla rekabet etmek zorunda kalırdı. Görürdün bakayım o vakit direklerin dibini temizlemek için 125 kişi alıp sonra da bunu sessizliğe bürünüp devam ettirir miydi, ettirmez miydi? Yeraltı kaynakları meselesi. Şimdi gelelim suya. Suda Türkiye'nin o maddeyi koymasındaki korkunun nedeni Kıptek gibi bir belanın bizim başımıza tekrar bela edilmemesidir. Onun için bunu koydu oraya. Yani sen alırsın su dağıtacağım diye bir şirket kurarsın. İçine 500 kişiyi doldurursun. Ondan sonra da su
maliyetleri bir anda şişer. Bunu şişirmemek için, kontrol altında tutmak için Türkiye Cumhuriyeti bu 2010-2012 protokolünü ezbere biliyorum ben. Belki de 500 kere okudum bunları ben. Hatta yazılarımda da madde madde neyin ne manaya geldiğini de açıklamaya çalıştım. Şimdi buradaki korku gene kitlerin suyun başına bela olmaması, akrabaların, tanıdıkların, partililerin çöreklenmemesi ve bunun en adil bir şekilde fakir insanlara en ucuz bir şekilde dağıtılması için tedbirlerin alınmasıdır. Yani evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin aklındaki, düşündeki de budur. Ve bu yapılan kontrat da bu manaya gelmektedir. Artık bundan bizim vazgeçmemiz gerekir. Yani ben o kadar üzülüyorum ki inanamazsınız. Devletin bütün topladığı vergiler, gene aynı şeye geleceğim, memurlara maaş olarak gidiyor. Dullarım, yaşlılarım, ihtiyarlarım ve sıradan vatandaş devletten hiçbir hizmet alamıyor. Halbuki bütçenin %18'i maaşlara, %82 de vatandaşa hizmet olarak açılması lazım. Bugün benim dul insanlarım, sosyal bakıma muhtaç insanlarım 600 lirayla 900 lira maaş alıyor, yardım alıyor. Niye bunlar ikişer üçer bin lira alamıyorlar? Çünkü sendikalar kanalıyla memurlar çöreklenmişler bütçenin başına, sömürüyorlar benim devletimin bütçesini. Korku buradadır aslında. Bunu çok iyi bilmemiz lazım artık. Diyor ki bu öneriye göre bizim su kaynaklarımızı kullanamayacağımız bir durum ortaya çıkacaktı. Suyun işletilmesiyle ilgili ve fiyatının belirlenmesiyle ilgili söz hakkımız olmayacaktı. Pek söz hakkımız olmayacaktı. Tahsilat olmasın özel tabii. Sektör, ne olacak söz hakkı? Özel sektör tarafından yapılacaktı. Bunun içinden bir miktar para Kıbrıs Türk tarafına, su kurumu ve belediyelere aktarılacaktı. Bunların kabul edilemez buldu bunları parti meclisi ve bir çalışma başlatıldı demiş Sayın Altok. Devletin görevi bu işleri yönetmek ve denetlemektir Mert Bey. Devletin görevi suyu dağıtmak değildir. Yani bu ancak bize mahsus bir uygulamadır. Avrupa Birliği'nde hep girmek istiyoruz. İnşallah bir gün gireriz. O vakit görürüz Hanya'yı, Konya'yı. Devlet burada sadece orkestra şefi olmalıdır. Bütün konularda da orkestra şefi olmalıdır. Devletin veya devletin kuracağı bir şirketin ne işi var suyun dağıtımında? Onu A, B, C şirketine verebilirsin veya tek bir şirkete verebilirsin. Ama sen son damlasına kadar bunu, son demine kadar da kontrol edersin. Haddine mi düşmüş devletin alacağı kararların dışına çıkmak bir şirketin? Bunlar yani benim kendi kanaatim uyduruk gerekçeler. Bunlar doğru gerekçeler değil. Bunlar akla yakın gerekçeler maalesef değil. Ve bunun zararını aynı Veysel Bey'in söylediği gibi Kıbrıs Türk halkı çekiyor. Ben beklerdim bir an evvel imzalansın, su bütün evlerimize girsin, su dağıtım suyu Mesarya'ya gitsin ve demin bahsettiğim 125 bin dönüm arazi 5 milyon dönüme çıkacak gelire sahip olsun. Irak'ta, bakın Irak'ta bize göre çok geri bir ülke. 50 yıl belki de geri kalmış bir ülke. Irak'ta her eve 2 tane su borusu gider. Biri bahçesini sulaması için oradan geçen Dicle ve Fırat nehirlerinden alınan sudur. Bundan bahçe sulanır veya geri dönüşümden elde edilen atık sular arındırılarak elde edilmiş atık sular döner bahçe sulaması için kullanılır. İkinci çeşme evin hijyen kullanımı içindir. Aslında Veysel Bey'in söylediği sözler buydu. Biraz dikkatli dinlerseniz ne diyordu? Biz atık suları arıtıp düzenleyip evlere tekrar vermemiz gerekir diyor. Çünkü su kaybına tahammülümüz yok. Gerçekten de bizim su kaybına tahammülümüz yok. Ve bu nedenle de bu anlaşmanın bir an evvel yapılması, iktidarın büyük ortağının da bu paranoyadan kurtulması gerekir. Evet, önemli konular tabii ki ama hala bir belirsizliğin olduğu ortada. Bir de şöyle tartışmalar var. Bu hafta Cumhuriyet Meclisi içerisinde bu çok tartışıldı, gündeme geldi. Suyun özelleştirilmesi meselesiyle ekonomik protokol ve aynı zamanda da yani ekonomik protokolün birbiriyle bağlantılı olduğu, 13. maaşların birbiriyle bağlantılı olduğu bu üçlünün dile getirildi. İşte Ercan Havalimanı'nın özelleştirilmesi karşılığında işte 13. maaşlar nasıl ödendiyse bu yıl 13. maaşların geciktirilmesinin nedeni de aslında kamuoyu üzerinde suyun özelleştirilmesinin kabulü noktasına gelindiği mesajını vermek olduğu iddia edildi. Meclis bunları da tartıştı bu hafta.
Ne dersiniz, bir bağlantı kurulabilir mi ekonomik protokol, aslında, tabii, su meselesi, mali özelleştirmeler açısından? Mali açıdan baktığımızda uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Yani su dağıtım projesiyle veya Kıbrıs Adası'na Anadolu'dan su temin projesiyle maaşların ödenmesi arasında en ufak bir bağ yok. Bu sadece bana göre çirkin bir politika, hoş olmayan bir politika. Şimdi burada geleceğimiz nokta şudur. Bunu çok iyi bilmek lazım ki farz edin ki Türkiye Cumhuriyeti desteklemedi, katkıyı vermedi ve devlet 13. maaşı Aralık'ta ödeyemedi. Türkiye'den hiçbir katkı almadı. 13. maaşı 20'sinde ödedi. Şimdi Ocak 1'in maaşını ödeyecek. Ödeyemez Mert Bey. Eğer sıcak para girip dönmezse ekonomide imkan yok, ödeyemez. Mümkün değil. Yani burada öyle bir hava yaratmaya çalışıyorlar ki bizim bütçe gelirimiz maaşlarımızın %80'ini ödemeye yeter. Biraz daha sıkarsak hepsini öderiz. Ödeyemez, mümkün değil. İkinci ay sıfırdır geliri. Eğer bu bir ailede çalışarak maaş alan bir babanın eve getirdiği paraya benzer, maaşa benzer. Siz bu maaştan geçinemiyorsanız kısarsınız kendinizi. Bir ay geçinirsiniz. Ama ikinci ay geçinmeniz için ne kadar kısarsan kıs, para gelmiyorsa geçinemezsin. Bu mümkün değil. Devlet, bizim KKTC'nin bütçesi de aynen bu şekildedir. Avrupa Birliği'nin adamları geldi. Geçen gün gazetelerde vardı. Ben bunu daha evvel de okumuştum raporun içinde. Adamlar geldi, KKTC'nin mali yapısını incelediler. Vallahi kusura bakmayın, biz bunu anlamadık deyip geri gittiler. Yani olası bir referandumda iki taraftan da evet çıkarsa, KKTC'nin maliyesi Brüksel'in denetimi altına girerse biz ne yaparız, ne yapmamız gerekirin ön hazırlığına geldi adamlar. Vallahi biz bu bütçeyi anlamadık deyip geri gittiler. Anlayamadılar, mümkün değil anlamaları. Çünkü gelir geliyor 100 milyon, gider gidiyor 1,5 milyar. Ama zarar yok, sene başında nakit girişleri var. Sene başında başa baş. Hiç gidiyor. Borcu yok, sıfır borcu var. Sıfır borcu. Hiçbir ülkede borcu olmayan tek ülke bu arada. Aynen öyle. Herhalde çünkü yani. Nadir ülkelerden biri. Bana paramı ödeyin demiyor çünkü Türkiye. Evet. Habire karşılıksız olarak bu parayı destek olarak Kıbrıslı Türklere gönderiyor. Bu yüzden ben Türkiye'den gelen suda herhangi bir art niyet görmüyorum. Herhangi bir şekilde Türkiye'nin geçmişe bakıyorum. Burada yanlış anlaşılmasın. 63-2016 arasında Türkiye'nin Kıbrıslı Türklere koyduğu katkılara bakıyorum. En ufak bir yanlış düşüncem bile yok. Türkiye'nin bu su üzerinden para kazanacak niyetinin olmadığını geçmişe bakarak ben zaten görüyorum. Öyle olsaydı, para kazanmak niyeti olsaydı Kıbrıs Türk halkının önüne bir fatura koyardı. 63'ten 2016'ya ben sana bu kadar para gönderdim, yolunu yaptım, suyunu getirdim, elektriğini yaptım. Havaalanını Trabzon'dan söktüm getirdim. Ercan'ı sana kurdum. Senin dijital analog telefonunu dijitale çevirdim. Öde bakalım bana bu kadar para. Çoktan derdi bunu. Ana yollarımızı paralı yapardı. Telefonları, dijital telefonları paralı, analogları da ücretsiz veya çok düşük. Değerli hocam, bugün itibariyle belediyelere 3 tarifeden su satılıyor. 10 evet, kuruş, tabii, 25 tabii. kuruş ve 35 kuruştan. 10 ve 25 kuruş suyun maliyetine bakacak olursak her ikisinin de 1.18 lira civarında bir maliyeti olduğu belirtiliyor. Yani devlete maliyeti 1.18 lira ancak zararına devlet bunu belediyelere eğer kendi kuyusunu kendi işletiyorsa 10 kuruşa ya da eğer su işleri dairesi işletecekse kuyunun elektrik giderine bakımını 25 kuruşa belediyeye satıyor. Belediye de kendi kuyusuna su işleri dairesi tarafından gelen normalde maliyeti 1.18 lira olduğu halde kendisinin 10 kuruşa ya da kendi bakma karşılığıyla 10 kuruşa ya da 25 kuruşa bu suyu alıyor. Aldığı bu suyu da ton başına ortalama her 10 tonda bir de fiyat artışı kademeli olarak artmakla önce beraber 3 liraya veriyor, sonra 9 liraya fırlatıyor. Ortalama 2,5-3 lira arasında bir fiyata satıyor. %3000 civarında bir kar marjı gibi bir durum var ortada. Muazzam bir rakam, muazzam bir kar oranı. 10 kuruşa alıyorsunuz, 3 liraya satıyorsunuz. Yani dünyada böyle bir değerli herhalde materyal yok. Böyle bir durum var şimdi. Bu çok önemli bir dayanak noktası belediyeler için. Öte yandan 35 kuruşluk suyun da maliyeti 1,5 dolar tuzlu su arıtma. Ancak şimdi bu gelecek olan suyun fiyatı ne olacak tartışmaları bir yana, belediyeler bu işin içinde ne kadar olacak?
10 kuruştan 3 liraya sattığınız 2.90 lira kar ettiğiniz ton başına suda belediyelerin payı bundan sonra ne olacak? Çok ciddi bir soru işareti. Zaten gırtlağına kadar borç içerisindeki belediyeler bu gelirden de olacaksa ne olacak tartışması endişesi var. Beskiyon için işin içine girmeye çalışıyor. Evet. Çünkü bir yılda kazandığı para sudan, havadan kazandığı para 200 milyon. Milyon. 250 milyon Türk lirası. Evet. Şimdi bunu eğer su dağıtımını bir başkası yaparsa kaptıracak. Buna ne demektir? Bütün belediyelerimiz iflas edecek. Zaten belediyelerin çoğu iflas etmiş durumda. Çalışanların aldığı yüksek maaşlardan dolayı. İşte Lefkoşa Belediyesi'nde Sayın Harmancı'nın saçlarını yoluyor. Çünkü geldi sendika önüne bir fatura koydu. Bu sene böyle yapacaksın. Bir anda fırladı giderler 15-16 milyon Türk lirası. Zavallım Harmancı Lefkoşa Türk Belediyesi'ni hayata geçirmeye çalışırken oradan çalışanlar vatandaşın cebine el atıp daha da maşeylerin yükseltilmesini, harçların, vergilerin daha çok yükseltilmesini, belediyenin vatandaştan topladığı paranın arttırılmasını, dönüp kendi maaşlarının da yükseltilmesini İlginçtir istiyor. İlginçtir ki kıs demeye gelince kimse kıs demiyor. Yani sen zaten aslında gemiyi kurtarmaya çalışıyorsun. Tamam biz razıyız, biraz su alabilir ama idare ederiz, yeter ki sen bu gemiyi yüzdür diyen kimse yok hocam. 13. maaşlar meselesinde hani CTP'nin dik duruşuna destek veren sendikalar, ben demiyorum ki 13. maaşlar ödenmesin. Bu ülkenin ekonomik gerçekleri 13 değil 26 maaş ödeyebilse keşke. Keşke. Kamu değil özele herkese keşke bu noktada olsa. Bu ayrı bir tartışma konusu ama sendikalara ben çok samimi olduğuna inanmıyorum, inanamıyorum ama hepsi de değil. Mesela şöyle bir duruş bugüne kadar olması gereken olduğu gibi bunun da bugün böyle olması gerekirdi. Evet CTP, su konusunda sana destek veriyoruz. Özelleştirmelere bize sendika olarak karşıyız. 13. maaş senin önüne bir tehdit unsuru, bir şantaj unsuru olarak mı konuluyor? Varsın olmasın biz de sana sonuna kadar destek veriyoruz. Gerekirse taksitle ödersin. Doğrusu bu. Demedikleri gibi eğer 13. maaşlar ödenmezse hiç umurumda bile değilsin. Anında önümüzdeki hafta eylemdeyiz dediler. Ne dersin? Aynen hocam? Doğrusu bu. Doğrusu bu. Doğrusu kuruluşlara yardımcı olmak. Yani bu şekilde mantık yanlış. Zaten bu yanlışlık gide gide aklıma Yeniçerilerin kazan kaldırması geliyor. En sonda Yeniçerilere mal oluyor hocam yalnız o işin hikayenin sonu. Nefi'nin çok güzel bir hikaye şeyi var, şiiri var bu konuda. Bayılıyorum ben onu bazen dinlediğimde. Diyor ki ikide bir de Yeniçeriler için. İkide bir de kaldırıp kazanı İşte yapmakta şey, kazan kaldırıp eylem yapmakta bir gün devrildi kazan, söndürdü ocağı diye şeyi var. Nefi'nin çok güzel, tam hatırlamıyorum sözlerini evet, de. Evet, yani evet. İkide bir de baş kaldırıyorsun, isyan ediyorsun. En sonunda ne oldu? Geldi padişah, kapattı Yeniçeri ocağını, bitti bu iş. Yani evet. Bu kafayla sendikalar giderse ileride olacağı da odur. Evet, yani evet. Vatandaş bir şekilde artık bu sendikaların bu bitmez tükenmez isteklerinden kurtulmanın yolunu seçecek. Ve bu şekilde düşünen politikacıları da bir gün başa getirecek. Onun için senin dediğin çok doğru. Yani sendikaların bu kritik günlerde devlete de belediyelere de yardımcı olup anlayışlı davranması gerekmektedir. Peki son olarak az bir kısmı var ama İsrail'e su satılacak mı tartışmaları Sayın Tuğrul Türkeş'in canını sıktı. O da açıklama yaptı. Programın son bölümünde o açıklamaları ekranlara getirip bir de o yorumu alalım. Çünkü tamam. O da tartışılıyor ve böyle kapatalım orada programı. Orada rakamsal açıklama vereceğim. Tamam yani. Hocam. Hemen izleyelim Tuğrul Türkeş ne demiş o iddialara. Önce Kıbrıslı vatandaşlara verelim. Sonra eğer bundan arta kalan olursa Rumlar da, Güney Kıbrıs Rum yönetimi de, başka ülkelerin de talebi olursa onlarla da ilgili görüşülür ama çok teknik, çok maliyetli, yani tekrar Kıbrıs'tan İsrail'e boru hattının döşenmesi vesaire filan, bunlar ne düşünülmüş ne planlanmış şeyler değil ama verilebilir mi? Teknik olarak verilir. Türkiye Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, 8. Büyükelçiler Konferansı'ndaki konuşmasının bazı medya kuruluşlarınca saptırıldığını ifade etti. Türkiye'den adaya getirilen suyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında bir yere verilmesine yönelik hazırlık veya çalışmanın mevcut olmadığını vurguladı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Türkeş şu ifadeleri kullandı.
8. Büyükelçiler Konferansı sonrasında basın mensuplarının İsrail'e su transferi konusundaki soruları karşısında da konuya açıklık getirerek suyun Kıbrıs Türklerine verileceğini, bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında bir talep vuku bulursa bunun görüşülebileceğini, Kıbrıs'tan İsrail'e boru hattı döşenmesinin düşünülmüş ve planlanmış bir çalışma olmadığını, bu konuda iletilmiş bir talebin de söz konusu olmadığını ifade etmeme rağmen kimi yayın organları konferanstaki ifadelerimi saptırmaya çalışmaktadır. Gerek dışarıdan gerekse içeriden sürdürülen engelleme çabaları ve aleyhte propagandalara karşın bahse konu proje planlandığı şekilde devam etmekte ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının refahı için her türlü destek ve katkı sağlanmaya devam etmektedir. Evet, Tuğrul Türkeş'in de açıklamaları bu şekildeydi hocam. İsrail'e su satışı iddiaları. Çünkü işin içinde İsrail olunca bu başka bir şey oluyor. Yani başka bir ülke olsa farklı ama İsrail olunca toplumun ya da kamuoyunun tepkisi ya da istenilen tepkisi farklı yönde oluyor. Ne dersiniz hocam bu iddialara? Çok kısa alalım çünkü süremizi doldurduk. Tamam, çok kısa olarak söyleyeceğim. Şimdi mühendis kafamdan, inşaat mühendisi kafamdan değerlendirdiğim vakit bu araya çekilmiş olan 1 milyar 600 milyon Türk lirası harcanarak yapılmış olan sisteme bir boru daha eklemenin maliyeti 150 milyon TL'dir. 150 milyon TL'dir. Çünkü altyapı hazır, askılar hazır, her şey hazır. Sadece borular döşenecek. Bu da 150 milyon TL. Şimdi bu Alaköprü'nün Geçitköy barajlarının kapasiteleri ne deniyor bize açılırken? 150 milyon ton yılda su elleçlenecek diyor. İkisinin kapasitesi 450 milyon tondur. Yani eğer buradan bu başarıyla devam ederse ki edecek, artık belli oldu ki bu sistem başarılı. Önce Kıbrıs Rum tarafına suyun satılacağı kesin. Çünkü artık Kıbrıs'ı Türklerin elinde müthiş bir koz var. Doğal gazdan daha güçlü bir koz var. Rum tarafına belki ikinci bir boru daha eklenerek satılacak. Belki de üçüncü bir boru daha. Çünkü demin de söyledim. 150 milyon TL vereceksiniz. Bir boru çekeceksin. 75 milyon o taraftan, 75 buradan, kapasite 150 iken 300'e çıkmış olacak. Bir boru daha çekeceksiniz. Kapasite bu defa 150'den 225. Öbür taraf 225, bu taraf olacak 450 milyon ton. Şimdi gelelim buraya. Niye satılmasın? Niçin satılmasın? Yani Rum tarafına da bu su satılabilir. Talep olursa. Artık suyun içinden geçişin sorunu çözüldüğüne göre buradan İsrail'e kadar da aynı sistem çok rahat kurulabilir. Eğer Türkiye'nin KKTC arasında siz 1402 metrede geçiş yapıyorsanız, şeyden Mausa'dan İsrail'e veya Limassol'dan İsrail'e onu çok rahat yapabilirsiniz. Teknoloji artık kendini ispatlamış demektir. Zaten Malta'nın şu anda bana da su temin projesi hazırla diye Türkiye'ye başvurusu var. Evet, daha da olacak gibi görünüyor. Suudi Arabistan'a Nil suyunun götürülmesi var. Evet, gündeme geldi. Aynı şekilde o var. Bu yüzden bu bana çok mantıklı geliyor. Belki şu anda açıklamakta iş başındaki siyasiler belki temkinli olabilir ama matematiksel düşündüğüm vakit bu bana mümkün neden gözüküyor. Neden olmasın diyorsunuz? Kapasitelere baktığım vakit. Ama niye olmasın? Bu su projesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için değil de İsrail için yapıldığı iddialarının da maksatlı olduğu ortada gibi görünüyor. Değerli hocam, çok teşekkür ederiz. Bugün de Kıbrıs Üçgeni'nin sonuna geldik. Bu hafta da birlikteliğimizi sonlandırıyoruz. Bizi aydınlattığınız için, sorularımıza yanıtlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Gelecek hafta beyaz kimlik ve vatandaşlık konusunu masaya koymak istiyorum. Bu konuları tartışmak istiyorum. Devletin çıkarmış olduğu özellikle de beyaz kimlik uygulamasını nelerin getirip neleri götüreceğini tartışmak istiyorum Mert Bey'le. Bunun için de düşünceleriniz, şikayetleriniz ve önerileriniz varsa Sayın Mert Bey'e ekranının altından geçecek olan e-mail adresine düşüncelerinizi, isteklerinizi, taleplerinizi, bu konudaki sıkıntılarınızı lütfen iletin. Çünkü birçok duyumlar alıyorum, birçok duyumlar bana geliyor. İnsanları mesela 30 yıldır adamızda ikamet eden, evlenip çocuk ve torun sahibi olmuş insanlara vatandaş olmadıkları için beyaz kimlik dayatmasının başladığı bilgisi geldi bana. Ya beyaz kimlik alırsın ya defolup gidersin şeklinde de kendilerine yanıt verilmiş. Bunları hep birlikte haftaya tartışalım. Evet, beyaz kimlik bir sus payı mı?
vatandaşlık politikalarımız ne derece doğru? Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin hakları ne olacak? Bütün bu soruların yanıtlarını aramaya çalışacağız bir sonraki bölümde. Yeniden görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar. Bizi izlemeye devam et. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun.